Herkese selamlar. Duyuyor musunuz? Sesim geliyor mu sevgili arkadaşlar? Bir şeyler yazsanıza. Selam Fırat, ne haber? Nasılsın, iyi misin? Instagram'dan da paylaşalım. Belki gelen dostlar olur oradan da. Selamlar. Fatih, ne haber? Oo, selamlar. Ne haber? Nasılsın? İyi misin? Teşekkür ederim. Hoş geliyorsunuz sevgili arkadaşlar. Şu postu da atayım. Eyvallah, teşekkür ederim. Teşekkürler çocuklar, iyiyim. Vallahi iyi olmaya çalışıyorum işte. Nasıl iyi olabilirsek bu hallerde görüyorsunuz. Kafayı yememek elde değil yani. Artık diyecek bir şey kalmadı sanırım, yani ne diyebiliriz ki bilmiyorum. Çok üzücü bu durumlar. Aynen. Şunu da atayım. Başlayalım. Aa, 14 kişi olmuşuz bile. Sizden ne var ne yok? Her şey yolunda durmuyorum. Gerçi ne kadar yolunda olacak bilmiyorum. Bugün genç dostlardan bir tanesi yapmış. Hocam, para biriktirme ile alakalı bir video çeker misiniz diye. Ne diyeceğim bilemedim ya çocuğa. Para biriktirme ile alakalı video. Yani bizim zamanımızda para biriktirmek biraz daha kolaydı. Yani yediğimiz içtiğimizden arttırıp ne bileyim pedal gitar falan alıyorduk. Ben akustik gitar almıştım. Yani şimdi ben çocuğa ne diyeyim? Yani yemek parası ne kadardır ki? Yani genç dostlara sorayım. Ne kadar alıyorsunuz? Mesela harçlık işte atıyorum. Okulda karnınızı doyurmanız için. Hani izleyen genç dostlar varsa lisede, ortaokulda falan nedir yani günlük? Ben o zaman dur bakayım. 250 bin lira idi o zamanın parasıyla. Ne yerdik? Ekmek arası patates yerdik. 20 lira. Günlük 20 lira. Şimdi sen günlük 20 lira nasıl biriktirebilirsin ki yani? Ben aç kalırdım. Yani yemezdim. Çünkü evim okula çok yakındı. Oha, 13 lira. Nasıl oha diyorum ki ya, çivi simit olmuş 3,5 lira. Geçen fırına girdim. 3 simit aldım, 10 lira verdim, para üstü bekliyorum. Aylık 200 ve yol parası da var. Aman Allah'ım ya. Vallahi çocuklar, ne diyeyim? Gerçekten çok üzücü, çok kötü. Yani umuyorum kısa sürede çözülür diyeceğim ama hiç de öyle gelmiyor. Yani dolara bakıyorum, kontrol ediyorum. Her gün daha da uçuyor. Müdahale yapmaya çalışıyorlar. Saçma sapan şeyler oluyor. Hiçbir işe yaradığını da zannetmiyorum. Ya. Yarayacağını da zannetmiyorum. Sonuçta bizim gibi hobisi olan insanlar da sonuçta en dandik gitar olmuş 2000 lira değil mi? Yani 2000'den falan başlıyor. Hem de en dandik yani. Bugün işte yazıştığım o genç dostum dedi. Nasıl biriktireceğiz? Nasıl yapacağız? Elektro gitar lazım. Elektro gitar alamıyoruz. Gerçekten çok üzülüyorum. Ufaktan böyle destek olmak için ufak çekilişler yapacağım. Sağ olsun bir öğrencim, sevgili dostum Yiğit bana şöyle bir şey verdi. Daha sonra konuyu hazırladığımda, şey yaptığımda bir tane Bose GT1 prosesör hediye edeceğim ihtiyacı olan bir dosta. Umuyorum zaman gelir de yapmaya başlarım. Biraz daha iyiyim. Yavaş yavaş video çekmeye başlayabilecek gibi hissediyorum kendimi.
Bir tost 13 kilo ben açık doluyorum hocam demiş. Belki ya, keşke kalmasam belki ama ne diyeyim, aç kalmadan da bir şey biriktiremiyorsun öbür taraftan. Ben de aç kalırdım, yemezdim yemek. Hemen koşa koşa eve giderdim. Ama öyle vah pedal aldım. Kral Bey, bu vah pedalımı ilk öyle almıştım lisede. Washburn akustik gitar aldım. Şimdi alsam Washburn akustik gitar kaç para? Bakalım. Merak ettim yani en düşük. Kaçtan başlıyor mesela? Yemek yemeyip biriktirmeye çalışsan. Şunları bir sıralayalım. Ucuzdan artan fiyat diye bakalım. Hepsi buradan bakıyorum. Evet arkadaşlar, 1900 lira en dandy tırışkası. 1900 lira. Şimdi 20 lira biriktirerek 1900 liraya nasıl biriktireceksin ya? Gerçekten şey yapamıyorum. Ne kadar almıştım ben akustik gitarımı? 300 milyon liraydı galiba. 300 milyon muydu? Hatırlamıyorum yani. Çok zaman oldu ama. Yani biriktirerek en azından şey yapabiliyorduk. Karşılayabiliyorduk istediğimiz şeyleri. Evet. Demiş ki kılınan adam, bu dönemde kimse bir şey almasın. Boşuna para vermesin. Aslında doğru söylüyorsun ama işte ne kadar süre almayacağını da bilmiyorsun ki. Nereye kadar gidecek? Ne yapacaksın? Özer demiş ki gitar için fakir piyanosu derlerdi. Zengin oyuncu. Vallahi doğru söylüyorsun Özer. Öyle. Ne diyeyim? Kılınan adam, ben bilgisayar alacaktım mesela. 10 TL bilgisayar 30 TL'ye satılıyor. Vallahi aldığın her şey alıyorsun ve anında satılıyor. Geçen lahmacun söyleyecektim. Tanesi 15 lira olmuş. 15 lira. Eskiden bundan 13-14 sene önce 15 lira iki kişi duyuyorduk. Bizim burada lahmacuncu vardı. Çok net hatırlıyorum. Çok net hatırlıyorum yani. Lahmacun hani böyle paran olmadığında yediğim bir şeydi yani. Şu an hiç öyle bir durumu kalmadı ne yazık ki. Hocam 4 olmuş 7 bin liraya, sen de o parayı gidin aldır. Ne demiş Fırat, dur anlayamadım. 4 olmuş 7 bin liraya ya, sen de o parayla gidin alırdın. Vallahi Fırat, anlayamadım tam dediğini. Bir daha yaz istersen. Steam'li döt veren demiş ki Azerbaycan'dan gitar 400 manat. Asgari ücret 300 manat. Burada da durum iç içe değil. Vallahi çoğu yerde aslında tabii ki öyle. Yani bir sürü tanıdığım farklı ülkelere gitti buradaki durumdan. Hani şey yapamayarak, hatta müzisyen arkadaşlarım da gitti. Bir öğrencim ailesiyle birlikte gitti, sevgili Eren. Belki Instagram'dan beni takip edenleriniz bilir. Küçük canavar gitarcı. Ailesiyle İngiltere'ye yerleşti. Yani gidebilen gidiyor. Teşekkür ediyorum. Otpap. Yani artık yanlış okuduysam kusura bakma. Teşekkür ederim. Çok iyiyim umuyorum. Sen de iyisindir. Ne kadar erken alırsak o kadar iyi hocam demiş Mert. Öyle. Onur. Minor pentatonik. Hocam minor pentatonikteki tüm pozisyonları gösteren bir video yapsan çok iyi olur. Aslında hepsini gösteren yapmadım galiba değil mi? Nasıl solo çalınır diye video yapmıştım. İlk başladığım zamanlarda 3 pozisyonu gösteriyordum takılmak için. Göstereyim ama şöyle düşünün. Yani 5 pozisyonun tamamını da ilk etapta bilmenin sana çok öyle bir faydası gerçekten olmuyor. Çünkü bazılarının fingeringleri falan çok boktan. Yani ne bileyim mesela ikincinin tepe bölümünü, hani ana pozisyondan sonrakini ben çok senelerce kullanmadığımı fark ettim. Yani çok daha sonra. Çünkü 3 ve 4. parmaklarını absürt şekilde basmak çok şey olmuyor. Yardımcı olmuyor. Onun yerine 1 ve 3 kombinasyonunu kullanabilip kaydırabildiğin diğer pozisyonları kullanmak bence çok daha kolay. Ama diğer taraftan da en zayıf olanları, yani şöyle bir gözlemim var. En az kullanılan pozisyonları da ustaca kullandığın zaman farklı tınlıyor. Mesela benim ilk Eric Johnson'ın keşfettiğinde fark ettiğim şey buydu. Mesela 1, 2, 3. minor pentatonik pozisyon. Yani 10, 12, 10, 12, 10, 12, 9, 12, 10, 13, 10, 12 diye çalınan pozisyon. Alt taraf böyle biraz boktan. Açman gerekiyor işte. Tam simetrik inmiyor. O yüzden yeni başlayanlar için birazcık daha zor bir pozisyon gibi görünebilir. Mesela Eric Johnson onu o kadar fazla kullanıyor ki ben bunu gördüğümde çok şaşırmıştım. Aynı şekilde Eric Clapton da bunu kullanır bu arada. Yani iki alakasız örnek oldu ama. Yani zayıf olduğunuz pentatonik pozisyonların üstüne daha çok giderseniz, orayı ana pozisyonunuz gibi görürseniz
Gitar çalışınıza farklı bir tınık atıyor. Gerçekten bu bir gerçek. Hani çünkü herkes ne yapar gitarı ilk eline aldığı zaman işte 3-5-3-5 işte atıyorum. La minör pentatonik üzerinden anlattığımı varsayın. İşte sol telinde işte 5-7-5-7 bend yap indir. Sonra işte çak 1 yap. 7'de bend yap. 5'e bare yap işte. Klasik. Herkes buradan çalıyor. Şimdi buradan çaldığın zaman o zaman bir orijinalliği aslında çok fazla kalmıyor gibi düşün. O yüzden bunu diğer pozisyonlara yaymak daha mantıklı. Berke Gümüş. Hocam 2,5 yıl önce size DM atmıştım. Almak istediğim gitarla alakalı ilk 100 abone içindeydim kanalım. Hala alamadım. Gitarı para biriktiriyorum. Ah Berke'cim ya ne diyeyim sana valla. Doğrudur. Yemekten feragat ettim. Okul başladığında tamam olanın pantolonum. Şimdi kemerin tüm deliklerini kullanarak giriyorum. Ay Allah ya. Valla çok üzücü. Ne diyeyim Berke? Keşke yani bir yolu olsa. Ama ne yazık ki yolu yok. O yüzden işte sadece bana hep müzikle alakalı mesaj atan çok fazla dost oluyor. İşte müzik yapmak istiyoruz. İşte hayatımızı müzik yaparak kazanmak istiyoruz falan. Hepsini bu yüzden söylüyorum. İyi bir işim ve düzgün para kazanacağım bir durum olmazsa iyi gitar almak hayal. Gerçekten hayal. Benim zamanımda da aslında kolay değildi. İşte Gibson'lar, Fender'ler. Yani hatta bazen bana mesajlar atıyorlar. İşte sen konuşuyorsun almışsın Gibson, Fender falan filan diye de benim aldığım zaman böyle değildi ki. Ben şu gitarı aldım zamanında 2000 küsür liraya ya. İnanabiliyor musunuz? Şu an herhalde 20'ler falan havada uçuyordur bilmiyorum ama saçmalık yani. Umuyorum alırsın gitarını belki ya. Para biriktirmeye devam et. Ne kadar sürerse sürsün sen yine biriktir. Moralini bozma. Gençler ya Bitcoin millet bunlardan bayağı para götürüyor diye duyuyorum. Ben hiç hayatta anlamam ama. Bilmiyorum belki kurcalayabilirsiniz yani ufak ufak girmek fayda sağlayabilir. Bilmiyorum ki. Yusuf ben fingerstyle çalıyorum. Giriş model Taylor alayım desem 10K ve Alman'da çok zor öğrenci halimle. Vallahi Yusuf doğru söylüyorsun ama yani o zaman Taylor almayacaksın. Daha alt model daha düşük bir şeyle başlayacaksın. Yani kimse çünkü... Benim de ilk gitarım çocuklar Campbell'dı. Campbell biliyor musunuz? Jump Bell'de yazılır. Şu an olduğunda satıldığını zannetmiyorum. Campbell marka bir gitar. Gerçekten portakal kasa yani. Hani hiçbir şeyi yok. Hatta benim şu arkada kırmızı. Nerede durun bakayım. Beyazın yanında şu sapını gördüğünüz gitar Campbell. Benim eşim Pınar'ın o ilk gitarı. Annesi onu hediye almış. Benim kazıdığım boyasını çıkarttığım ilk gitar. Yani... Çerçöp hani gerçekten çalınabilecek bir gitar değil yani. Hani böyle sizi uzun süre idare edecek bir gitar değil. Sound fena değil ama ben tellerimi yükseltip onu slide çalmak için kullanıyorum. İşte standart mi, sol majör yaptım galiba. Hani open tuning'de tutup çünkü perdeyle az işim olursa en azından ses verir çalabilirim diye düşünmüştüm. Gibi gibi yani hani... Bu gitarı o 80 milyon almıştı o zaman. Onu hatırlıyorum. Söylemişti bana 80 milyon liraya aldım diye. Ama o zamanın parası şimdi kaça denk geliyor? Vallahi hiç fikrim yok. Abi Stratus gitarın köprüdeki 6 tane vida ne işe yarıyor? Ben onlarla biraz oynadım da. Onlarla oynama Ege. Onlarla oynarsan eğer sıkıntı olur. O 6 vida senin gitarının entonasyon ayarını yapmanı sağlar. Entonasyon ayarı nedir? Entonasyon ayarı senin klavyendeki notaların her bir yerde yani her bastığım mi'nin her telde mi olduğunu düşün. Standart olarak tuner'da vurduğunda aynı şekilde akortlu olarak mi vermesi gerektiğini düşün. Yani her yerde notaların doğru gelmesini sağlayan bir ayar. Peki bunu nasıl yapıyorsun? Birazcık uzun zahmetli bir iş. Ben de yeni giriyorum. Hatta dün Aytunç'u taciz ettim. Yani böyle bilen arkadaşları taciz ederek birazcık daha... Bu konularda hani ben de tecrübe kazanmaya çalışıyorum. Çünkü ben gitarın gövdesel ve işte ne derler ona söyleyeyim. Aksamsal anlamında çok çok içinde olan bir gitarist hiçbir zaman olmadım. İşte bütün manyetiklerin türlerini bilen veya işte ağaç türlerini bilen falan. Ben hep gitar sadece çalma olarak bakmıştım ama şimdi yavaş yavaş kendi kendime de biraz örnek vermeye çalışıyorum. Entonasyon ayarını şöyle yapıyorsun. Şimdi şöyle düşün. Allah gitar düşüyordu. Şu vidalardan bahsediyorsun. Yoksa evet. Bunlara saddle deniyor. Bu alttaki vidaları işte şeyle söyle yıldız tornavidayla
Bir kere mesela Mi'ye vurdun atıyorum. Kalın Mi'ye. Sonra geldin 12. perdede Mi'ye. Kalın Mi'ye. Tuner'dan baktın, ayarladın. Standart okey verdi. Bir de 12'de Mi'ye basıp gene vurdun. Tuner'da eğer o da standart aynı şekilde okey çıkıyorsa o zaman otel okey demektir. Ama 12'ye bastım mesela, tuner da geride kaldı, tamam mı? Biraz daha germen gerektiğini söylüyor. Ama geremiyorsun zaten, çünkü açık olduğunda gerek. O zaman şuradaki vidayı geriye veya ileriye ittirerek oradaki Mi'yi standart duyulur hale getirmeye çalışıyorsun. Ama bu işlemi her yaptıktan sonra bir de akord etmen gerekiyor. Yani entonasyon ayarı biraz zorlu bir adet. O yüzden kafanıza göre sakın onları bozmayın, oynamayın. O olay yoksa baş ağrıtır yani. Bu sefer içinden çıkamazsın. İyice boku çıkar. İyi yayınlar demiş Barbaros. Sana da teşekkür ederim. İyi izlemeler. Çok sağ ol katıldığın için. Jumbo Cemaat. Kaliteli bir don lastiği ve sağlam bir sopa. Var ya, bir tane eleman küreye manyetik takmış. Bir tane, iki tane detay yapmış. Ya tabii ki yapılabilir. O zaman slide çalarsın oralarda güzel. Niye olmasın? Yaratıcı olmak lazım. Hatta izlemediyseniz şey var. Neydi filmin adı? It Might Get Loud. Jimmy Page, YouTube'dan The Edge ve Jack White'ın hikayelerini anlattıkları bir harika bir film. Onun girişinde Jack White kendi gitarını yapıyor. Alıyor, çakıyor manyeti işte bir dediğin gibi sopanın üstüne. Oraya işte bir tel takıyor. Don Lastiği gibi bir tane. Orada işte slide çalarak blues yapıyor. Yapılır, niye olmasın? Mert demiş ki yıl sonundaki Türk gitaristler collab yapılırsa katılacak mısın? Öyle bir şey mi var? Bilmiyorum ki. Yani kolab olaylarına çok hani şey yapmıyorum aslında. Yani bilmiyorum, olabilir. İçeriğine bağlı, ne yapılacak bağlı, bakarız. Bilmiyorum, öyle bir şey isterlerse belki olabilir. Zaman ayırabilirsem niye olmasın diğer taraftan da hani. Çünkü bluzla alakalı şeyleri desteklemek gerektiğini de düşünüyorum. Çünkü gerçekten çok az gibi görünse de aslında dinleyici olarak fazla insan olduğunu ben kendi kanalım vasıtasıyla keşfettim. Ve bu da aslında sevindirici bir şey. Bunu daha da üst kata çıkartmak için, daha bu sayıyı arttırmak için aslında zaten bu kanalı aktif kullanmaya çalışıyorum. Yani kendi üstüme düşeni yapmaya çalışıyorum. Keşke daha çok kanal olsa, keşke daha çok şey olsa. Ben de öğrenmek için bazen giriyorum, araştırıyorum, bakıyorum ama Türkçe zaten hiç kaynak yok. Biliyorsunuz yani. İzlediğim yabancı kaynaklardan İngilizce bir şekilde hani anlamaya, kendime çevirmeye veya işte hala not alıyorum. Ben de geliştirmeye çalışıyorum. Çünkü bu iş ucu çok açık. Hiçbir zaman bitmiyor. Size öyle söyleyeyim. Steve Nickel demiş ki hocam kendim öğreniyorum gitarı. Blues 5 tane, 7 tane natural minor pentatonik biliyorum. Pek işime yaramıyor. Nasıl kendimi geliştire, müzik kullanma ve doğaçlama yeteneğimi nasıl pekiştirebilirim? Ya bu zaten hepimizin asıl ana sorunuydu Steve Nickel'i. Yani pentatonik gamı öğrenmek sadece yetmiyor. Orada birazcık aslında cümle ezberlemen lazım. Yani gitarı yanlış yorumluyoruz çoğumuz arkadaşlar. Ben senelerce sürekli hani minör pentatonik gamda aşağı yukarı çalarak, affedersiniz, gökten atarak sallamayı doğaçlama yapmak zannediyordum. Ama sonra inceledikçe, işin içine girdikçe aslında çoğu gitaristin böyle çalmadığını fark ettim. Yani orada atmasyon çaldığın zaman zaten amatör duyuluyorsun yani. Sıkıntı orada. O yüzden çaldığın sololardan, çıkarttığın sololardan, ki benim hani şeyim var ya, her gitarcının çalması gereken 20 solo, onları oraya o yüzden koydum. Onları ezberleyip oradan likler araklayıp o likleri öğrenip kendine mal etmen lazım. Ve öyle bir şey olacak ki doğaçlama çalarken salladığın cümleler orada dan 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 3-1-3-1-3-1-3 diye aşağı inmek değil de o Clapton'ın yaptığı veya işte Mark Knopfler'ın yaptığı cümleyi oraya yerleştirmek gibi olmalı. Yani bunu çok çok fazla ve uzun süre yaptığın zaman o zaman salladığın şeyler onun gibi duyulmaya, ona dönmeye başlıyor. Yani burada sana verebileceğim en önemli tavsiye solo çıkart bol bol. Solo çıkart ve oradan cümleleri al yaz. Ve hepsini atıyorum tek bir tonda öğrenmeye çalış. Mesela işte atıyorum Mi'den bir parça. Nothing else matters. Ama sen onu sevdiğin cümleyi La'dan öğrenmeye çalış. La'ya çek. Yani bir tane temel. Ben hep La'dan giderim. Çünkü La tam böyle laps diye sapı ortaladığı için 5 pozisyon çok güzel yayılıyor. O yüzden La'dan gitmekte fayda var. Yusuf, Washburn Festival serisi kullanıyorum zaten hocam. Bunu idare ediyorum. Yani Washburn, evet. Washburn
İdare eder. Benim de Washburn akustik gitarım vardı. Kırıldı. 2000 senesine girdiğimiz gün kırıldı. Hiç unutmam. 2000 senesi değil mi? 99 dolar. Emin değilim. Yaşlılık. Salman abi elinden beri parçayı çalıp video alıp göndermeye çalışıyorum ama hatalı çalıyorum. Olsun ya. İşte bak video çekmenizin şöyle bir avantajı var arkadaşlar. Video çekip sürekli hata yaptıkça, bir daha çektikçe aslında onu tekrar tekrar çalışmış oluyorsun. Bu da çok önemli bir geliştirici aslında. O yüzden video çekmek güzel bir egzersiz metodu. Bunu devam ettir. Hiç bırakma. Hayır abi arkasındaki vidalardan bahsetmiyorum. Üstündeki vidalardan bahsediyorum. Üstündeki. Üstündeki vidalar dediğin saddle'ın üstündeki küçük vidalar. Bunlar tel yüksekliğini ayarlar. Bunları oynatarak teli, bu vidalar yukarı doğru kalktıkça tel yükselir. Bunlar alttakiler entonasyon. Üstündekilerse teli yükselten vidalar. Şunları soruyorsan bunlar ise manyetiği yükseltip alçaltmanı sağlayan vidalar. Manyetik yüksekliği de önemli bir etken ton için. Bazen çok yüksek yükseldiğinde daha kötü oluyor. Onu yani duruma göre ayarlamak lazım. 15 ay önce gitara başladım. Geçen ay ikinci gitarımı aldım. Gitar çalamıyorum demiş Koray. 15 ay... Niye ya 15 ay önce gitara başladıysan? Gitar çalamıyorumla kastın. Çalışamıyorum, zaman bulamıyorum anlamındaysa o zaman yaratırsın ya. Günde 15 dakikana girsen bile bence yeter yani. Bak benim kanaldan yürü, oradaki soluları çıkartmaya çalış, işine çok yarayacaktır. Sıkışırsan yaz bana Instagram'da. Batuhan, hocam metotlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Örneğin Govan'ın kreatif gitar serisi hakkında. Valla metot ben hiç kullanmadım ya Batuhan. Metot Arenas'ta kaldım ben. 30 sene önce Arenas 1 vardı bizim. Onunla başlamıştım nota öğrendiğimiz zamanlar. Ondan sonra hiç metot kullanmadım ama bakmakta fayda var. Ben hep görsel olarak çalan birini izleyip ondan bir şeyler atmak bana daha sıcak geliyor. Hani öyle metot hiç şey yapmadım. Ama olabilir de niye olmasın. Güzel bir şey olursa da bakarım. Govan'ınkini bilmiyordum. Olabilir. Settar Coşkun iyi yayınlar demiş. Teşekkür ederim Settar. Çok sağ ol. Oo Onur Karabulut. Blues gitaristleri gecesi gibi bir etkinlikte devam etmeli demiş. Doğru haklısın yani. Niye olmasın? Bunlar güzel hareketler yani. Olması gereken hareketler. Samet Genç. Selam Gökhan abi demiş. Teşekkür ederim. Çok sağ ol. Sana da selamlar. Gökhan demiş ki sponsor, dükkan ya da marka. Müzik çevrenizden izleyicinize özel indirim kuponu verebilir misiniz? Bu sayede almakta zorlananlara yardımcı olur demiş. Gökhan valla olabilir aslında. Hani olan arkadaşlar var. Niye olmasın? Bir konuşuruz ya. Bunu düşünmemiştim hiç yani ama şu anda çok destek gerekiyor bence müzisyene. Ben de elimden geldiği kadar olmaya çalışırım ama onlar da kendilerince çok iyi durumda değiller diye düşünüyorum. Kimse iyi durumda değil ki. Yani kim iyi durumda diğer taraftan? Bunu konuşacağım. Birkaç tane bu konuda konuşabileceğim sevdiğim dükkan var dediğin gibi. Bakayım. Bakalım. Özgür Kayman. Bir zamanlar Efes Pilsen Blues Festivali vardı. Ah ne güzel günlerdi. Güzel günler. Eskiden çok fazla festival de olurdu. Şu andaki gibi. Birilerinin tek elinde değildi festivaller. Ben bir Mayıs ayında eskiden aslında çalmaya başladığımda 2000'lerin onuna doğru yani 2007-2008 gibi Mayıs ayında 15 konser, 15 festival gezdiğimi hatırlıyorum. Çünkü o zaman sponsorlar olabiliyordu. Bugünkü gibi sponsorların önü kapanmamıştı. İnsanlar konserlerde istediklerini içebiliyorlardı. Kimse karışmıyordu. Güzel günlerdi ya. Artık geride kaldı ne yazık ki. Fatih demiş ki, Fatih Öztürk, Gezin Müzisyen kanalı çok iyi hocam. Sıfırdan öğrenenler için. Vallahi hiç bilmiyorum. Bakarım ya. Güzel bir öneri gibi görünüyor. Gezin Müzisyen kanalı diye bir kanal varmış. Arkadaşlar bilmeyenler göz atsın. Ahmet demiş ki abi elinde düşük bütçeli ekipmanlar varsa düşük bütçeli ekipmanlardan blues tonu çıkartma videosu çekebilirsin. Abi. Güzel fikir aynen. Bak bu olabilecek bir şey. Bunu şuraya kaydedeyim. Yapacak çok fazla şey var. Bu fikirlere değer veriyorum, önem veriyorum. Teşekkür ederim paylaştığın için. Elimde düşük bütçeli tabii ki ekipman var. Dandik Tırışka'dan bir amfi var. 5 wattlık, 10 wattlık. Mesela onunla nasıl blues tonu elde edilebilir? Bakarız. Türkçe kaynak yok bu solo hakkında demiş. Bu sola. Ne konuştuk? Ben çok yine geriden geliyorum. Switch out of mind dersi. Yapacağım.
atlayarak okuduğum için kafa karışık olunca yapacağım. Güzel bir ders yapacağım onunla alakalı. Her notası da incelediğim ve neyi nereye nasıl basmanız gerektiğini ve diğer alternatif fikirleri de size sunan. Koray demiş ki, Troy Statina'nın kitabı mı daha faydalı yoksa Selim Işık'ın 100 yıllık listesi mi? Bilmiyorum. Kitap olarak düşünmüyorum. Yani senin çalmaya ihtiyacın olduğun şey neyse bence ona göre bakmalısın. Troy Statina daha teknik bir kitap. Daha teknik olarak kendini geliştirmek isteyen biriysen eğer ona bakabilirsin. Selim'in 100 videoluk listesinde de ne olduğunu açıkçası bilmiyorum yani. Herhalde yeni başlayanlardan sıfırdan anlatıyor olmalı mantık olarak. Yani dediğim gibi iki senede bakacaksın o zaman hangisi sana daha uygunsa. Steve Nickley iletiyi geri çekmiş. Ömer Faruk demiş ki Rainbow Fanları Dio dönemin en iyi dönem olduğunu söyler muhtemelen. Sen de en fikirsindir. Jolene Turner döneminden nefret eden bir kesim var. Senin bu dönem Rainbow hakkındaki fikirlerin nedir? Güzel konu. Güzel bir şey. Hatta geçen gün sevgili Mert'le konuştuk, tartıştık. Mert Alkaya. Kendisini öpüyorum buradan. Ülkedeki en iyi davulculardandır. Bilmeyenler lütfen araştırsınlar sevgili dostum. O da çok büyük Rainbow fanıdır. Ben de çok severim. Şöyle ki Rainbow'un Dio dönemini tabii ki çok seviyorum. Klasik dönemi, özellikle Rising albüm bence müthiştir yani. Ama Jolene Turner döneminde de nefret edilmesinin sebebi biraz aslında Blackmore'un popstarlığa kayma gazı. Yani Dio'nun röportajlarını falan da dinledim bayağı. Bir tane kanal var. Neydi ya? Bilmem. Bir saniye size söyleyeyim. İngilizceniz varsa muhakkak takip edin. Kanalları nereden görünüyordu burada ya? Kitaplık. Dur bakayım. Cars Guitar Channel. Aha da. Şunu paylaşayım size. Bakın burada rock'n'roll hikayeleri var. Yani eğer rock'n'roll tarihine meraklıysanız şuraya yazıp atayım. Bu kanalı takip alın. Orada anlatıyoruz Blackmore'un nasıl hani götlek ve egomanyak bir insan olduğunu. Dio da dünyanın en iyi insanıymış arkadaş. Yani o kadar güzel şeyler anlatıyor ki herifle alakalı. Dio'nun zaten gruptan alınmasının sebebi Richie Blackmore'un aşk şarkıları yapmaya başlama istemesi olarak yorumlanabilir yani. Jolene Turner da süper herif bu arada. Demin bahsettiğim sevgili dostum Mert. O buraya geldiğinde Cem Köksal'la beraber, Cem Kök bilmiyorum, çoğunuz belki bilmeyenler de vardır. Cem Köksal'ın projesinde Dio değil, Rainbow şarkılarını falan çaldılar, birlikte yorumladılar. Çok güzel bir turneydi, turne yaptılar. Mert de orada Jolene Turner'la çalıyordu. Onunla alakalı böyle anlattığı çok güzel şeyler var. Bir gün Mert'i konuk alacağım. Türkiye'deki en önemli ve en tecrübeli müzisyenlerden kendisi. Muhteşem bir kayıt müzisyen olmasının yanı sıra kedi gibi muhteşem bir insandır ki bu çok az rastlanır bir şey arkadaşlar. Çünkü müzik piyasasında iyi müzisyen olup iyi insan olmak biraz bence az rastlanan bir durum. O yüzden Mert ayrı önemli benim için. Onunla da bir röportaj yapacağım. Tecrübelerini sizinle paylaşmayı çok isterim. Salman demiş ki gönderdim ama sen biraz hatalı çaldın. Tamam bakacağım Salman sonra tekrar dürt beni bak cevap vermeyi unutursam. Tel yüksekliğin azalsak acaba sen de bozulma seste bozulma olabiliyor mu? Tabii ki tel yüksekliğini belirli bir ölçekte azaltabilirsin. Yani fazla azaltınca bözlemeye, bızlamaya başlayacak. Bendlerde etmeye başlayacak. O yüzden onun minimum noktasını bulman lazım. Hep böyle bend yapıp deneyeceksin. Biraz kaldır, yarım çevir, biraz kaldır. Yarım indir, biraz kaldır. Yani baka baka yapıyorsun onu. Sansan pedallardan herhangi birini kullandınız mı demiş Can Çavuş. Bilmiyorum bilir misin? Sansan'ın GT2'si benim Aslı'nın grubuna ilk girdiğim zamanlar yedek pedalımdı. Amfim vardı o zaman. TSL 100 kafa kabin Marshall 4x12 kullanıyordum. İşte dedim size bahsettiğim o turneler olan işte 10 binlere çaldığımız zamanlarda, çok yoğun turneler olan zamanlarda. O zaman Sanzamp B planı birimizin amfisi bozulursa Selim veya benim bozulan onu alırdı. Çünkü Sanzamp güzel bir aslında simülatör. Çoğu gitarist yedek yanında tutan, tutması gereken. Hatta çoğu gitarist direkt onu kullanan gitaristler bile var yani. Çünkü üstünde California, işte neydi? Siz söyleyin. Marshall, Mesa ve Fender simülasyonları var. Bunları da güzel uyguluyor. Zamanın iyi pedallarından biridir.
Onu kullandım bayağı süre, evet. Hill demiş ki abi benim akustik gitarımın telleri biraz yüksek geliyor. 20-30 takı çaldıktan sonra elim çok ağrıyor. Sence sap ayarında mı sorun var yoksa biraz daha mı elimin güçlenmesi lazım? Ne kadar acaba? Şimdi sap ayarında sorun olması şu anlama gelir. Zaten alt, sap ayarında sorun varsa alt taraflara indiğin zaman akort bozuk gelir. Yani sap ayarı olmayabilir. Tellerin yüksektir. Ne yapacaksın biliyor musun? Telleri söktüğün zaman akustik gitarı alayım da göstereyim sana bir saniye. Şu tozlu olanı alayım. Aa, düşme. Evet. Şimdi akustik gitarın gördüğünüz gibi şurasında beyaz bir eşiğinde beyaz bir şey var. Gördünüz mü? Telleri çıkarttığın zaman bunu çıkart, tamam mı? Bunun altında plakalar vardır. Böyle şerit şerit şerit. Onları çıkarttıkça bunu aşağı doğru indirebilirsin. Tellerini biraz aşağı indirecektir. Eğer plaka yoksa da şu gördüğün eşiği törpüleyeceksin. Törpüleyerek biraz daha aşağı indireceksin. Ama fazla törpülersen de bu sefer yeni eşik alman gerekecek. Ama çok pahalı bir şey olduğunu zannetmiyorum. Yani şu anda artık her şey pahalı. Pahalı olabilir, emin değilim. Ama olayı ona göre kendin yorumla. Baktın var. O zaman çıkart, kontrol et. Bızlıyor mu? Çok mu alçak oldu? O zaman birkaç tanesini gevşetip böyle onu kaldır. Yani telleri çıkartmana bile gerek yok. Gevşet telleri. Böyle don lastiği gibi olduğu zaman onu böyle kaldırarak oradan çıkartmaya çalış. Bir tane karga burun falan bile kullanabilirsin. Kapten Fatih demiş ki abi gitar almayı planlıyorum. Dolar kur artınca ben ikinci el ürünü almak zorunda kalıyorum. Öyle tabii, ikinci el alacaksın. Ben hayatımda asla sıfır gitar almadım dersem yalan söylemiş olacağım. O bahsettiğim kendi paramla aldığım başvuru sıfırdı. Ama o zaman ikinci gitar olduğunu bile bilmiyordum. Küçüktüm çok yani, liseye gidiyordum. Üniversite şenlikler oluyordu demiş. Aynen dediğim şey deminki. Sizce giriş seviyesinden bir üst seviyeye gitara geçmenin bir zamanın seviyesi var mı? Yoksa alabiliyorken almak mı lazım? Valla ırmak sana bağlı. Aslında aynı şeyi bir öğrencimle de konuşuyoruz. Yeni bir gitar sana gaz verecekse, işte rengiyle, duruşuyla, senin daha çok gitar çalmanı sağlayacaksa tabii ki alabilirsin. İlla bunun için seviye atlamış olman veya işte 10 tane, 20 tane solo çalıyor olman gerekli değil. Eğer ayırabiliyorsan bütçeni niye olmasın? Senin daha çok gitar çalmanı sağlayacak her şey bence alınabilmeli. Bu önemli yani. Ama dediğim gibi şu an doğru zaman mı veya bilmiyorum yani. Onu sen karar vereceksin ama bence alabilirsin, almalısın. Batuhan Aktaş demiş ki ben de Aras'la başlamıştım. Birkaç yıl önce, bir iki ay öncesine kadar klasik ve flamenco'yla ilgileniyordum. Artık elektrik gitarı geçtim. Fakat nasıl ilerlesem, ne çalışsam bilmiyorum. Batuhan, benim kanal bu sayede. Bu yüzden var. Yani blues dersleriyle başlamak. Benim blues derslerini ilk baştan 1, 2, 3, 4 diye gidiyor. Onlara bak. Eminim ki işine yarayacak bir şeyler çıkacaktır yani sana. Böyle sıkışırsan bana Instagram'dan yazabilirsin. Veya çaldığın şeyleri yollarsın. Derim ki bak şunu çal, bunu çal. Hani elimden geldiği kadar yardım ederim, yönlendiririm. Çok konuştum. Evet. Nerede kaldık? Samet. Ben de bu sene Akdeniz Üniversitesi müzik bölümünü kazandım. Sanki lise 5 okuyoruz üniversite. Aa, ne güzel. Müzik bölümünü kazandım. Çok çocukluk hayalimdi. Çok istiyordum. Müzik okumayı hep istemişimdir. Ki içimde hep bu, hani böyle müzik okumakla alakalı bir kompleks olmuştu daha öncesine kadar. Daha sonra benim eşim Pınar, belki biliyorsunuzdur, çok çok iyi bir şarkıcı, şan hocası aynı zamanda, Pınar Günay. O bana hep bu konuda çok destek oldu. Çünkü o Anadolu Güzel Sanatlar şampiyonu mezunu, oradan işte Yıldız Teknik'te okumuş. Yine sahne, güzel sanatlar ve şan, çok çok önemli isimlerle çalışmış. Yani müziği çok çok okul olarak üst noktada okumuş bir insan. Onunla hep böyle bu konuları konuştuğum zaman diğer taraftan bana şu şekilde bir bakış açısı kazandırmıştır. Yani müzik okumanın sana katacağı tabii ki çok fazla şey var ama diğer taraftan müzik okuyanlardan daha farklı yönlerden dolaşabiliyorsun. Onlar kadar şey bakmayabilirsin de, onlardan daha açık da bakabilirsin. O da o anlamda bir şans seninki diye hani beni çok rahatlatmıştı zamanında. Çünkü bir ara gaza gelmiştim. Evlendikten sonra biz acaba girip tekrar okusam falan filan diye. Ama tabii ki öyle bir hayat ne yazık ki hem okuyup hem çalışıp onu götürebilecek bir durumda olmamıştı. Hayırlısı olsun, umuyorum istediğin şekilde iyi bir müzisyen olursun.
Bravo, iyi bir okuldasın eminim ki. Berke demiş ki hocam, Allah Berke nereye gittin? Yine çok geriye döndüm, biraz hızlanmam lazım. Fethiye tarafında konsere geldiniz mi hiç? Valla Fethiye tarafında hatırlamıyorum ya. Fethiye olarak gelmedim ama Ege'de ve İç Anadolu'da işte gitmediğim bir il yoktu. Her tarafa gittim ama Fethiye olarak direkt şu an aklıma gelmiyor. Ben aslında belirli bir süre, 2 sene kadar Aykırı Kumpanya diye bir müzikli gösteride besteci gitarist olarak yer aldım. Enver Aysever'le. Politik bir şey oldu. Orada çok konser yaptık. Bütün Türkiye'yi neredeyse gezdik. Çok güzel bir deneyim oldu benim için. Farklı bir kafa. Hiçbir etkinlik yok demiş Samet. Aynen öyle. Şükrü selam. Sana da selam. Memincan abi, bize kendi kanalında backing track'ler ayarlayabilir misin? Sen derse aynı backing track'le verirsin. Biz de çalışma olarak aynı backing track çalarız. Backing track hazırlamak birazcık zahmetli. Aslında doğru söylüyorsun. Yapmak lazım Memincan ama yani başkalarının backing track'lerini kullandığım paylaşmak da bilmiyorum, telifsel olarak sıkıntı yaratabilir. Hani o yüzden sadece Yavuz Çetin'i yaptım. Kendi yaptım. Paylaştığım backing track o var. Ama olabilir aslında. Doğru söylüyorsun. Ama zaten bana özel olarak isterseniz, yani çaldığım backing trackleri işte Instagram kanalımda ve bazı bu mini gitar derslerde kullandığım backing trackleri isteyen bana yazsın Instagram'dan, onlara maille onları ulaştırırım. Siz de onların üstüne çalabilirsiniz. Ege demiş ki abi o videolarda değil uğraşıyorum ama Instagram'dan attığım fotoğraflarını istersen bir bak. Tamam Ege, bakarım. At bana lütfen. Attıysan da dürt, görmediysem. Aziz Nasır Arça, Aziz abi. Son anda yetiştim. Abi iyi ki geldin, hoş geldin. Aziz abi benim çok sevdiğim bir abim. Kendisi bir blues canavarı. Bu işin yaşının olmadığını herkese örnek vererek anlattığım süper bir insan. Kendisiyle çalışıyoruz beraber. Kendisi bir dişçi ve 60 yaşında. Bence muhteşem bir örnek. Ve acayip yoğun koşturma içerisinde bir hayatı var. Buna rağmen bir şekilde bana ulaştı, tanıştık, konuştuk ve içindeki blues ateşini çok güzel yakmaya başladık. Şu an gerçekten kendini çok güzel geliştiriyor, çok güzel çalıyor. Onunla gurur duyuyorum. Bir gün inşallah birlikte bir video çekeriz onunla. Size de paylaşırım. Oo Tolga, selamlar, iyi yayınlar demiş. Sana da selamlar Tolga'cığım. Umuyorum iyisindir. Snow White Midnight Blues. Eyvallah abicim. 3 tane de King of Rock'n'Roll hangi gruptadır sizce? Oo, zor soru ya. Dur bakayım, bunu düşüneceğim. Sonra bana hatırlat tekrar. Halilcan Karadaş demek ki selam. San Zampedan'daki saydığın amfi karakterleri amfisimasyon olduğu kadar karakterleri de yansıtıyor mu sence demiş. Ya bu tabii kullandığın yere göre de değişiyor Halil. Hani bir sisteme girersin mesela X barda, o zaman sisteme girdiğinde hayvan gibi güzel sonuç olursun ama başka bir PA'ya girdiğin zaman hadi o da değişen bir şey. Zaten ama doğru tonladığın zaman bence çok başarılı bir pedaldı yani. Onu hani pedal board'un sonuna falan koyduğum zamanlar da oldu benim. Amfisiz olan zamanlarda. Şu an çünkü çoğu yerde amfi var aslında. Ona gerek de kalmıyor. Arda selam hocam. İlk kez grubumu kurduğum provalara da başladık. Geçen yıl hangi gitar alsam diye size sorardım. Hatırladım da. Arda eyvallah. Valla güzel. Kendi grubunu kurmana harika bir şey. Umuyorum çalarsın. Kayıt mayıt yaparsanız yolla bana da, dinlemek isterim. Şükrü Aydın. Abi selam. Nasılsın? Nasıl gidiyor demiş. Teşekkür ederim Şükrücüğüm. Şükrü de en eski takipçilerden sağ olsun. Her zaman destek verdi. Sizleri tanımak benim için gerçekten zevk çocuklar. Çok sağ olun. Desteğiniz için teşekkür ediyorum. Kaptanız Fatih demiş ki Kapitanız ne? Kapitanız evet. Kaptanız değil Kaptanız. Neyse tamam, bunu burada bırakıyorum. Fatih diyeceğim kısaca. Seni severek takip ediyorum kralsın. Estağfurullah, teşekkür ederim Fatih, o senin inceliğin. Çok sağ ol. Ben de sizlerden bunu duydukça gerçekten mutlu oluyorum. Mert demiş ki Ağaç Ev'de sahne planı var mı abi, izlemeye gelelim. Valla Ağaç Ev'de arkadaşlar, ben sahte rakibiyle bir süre sahne alacağım bir süre. Yani onlar Ağaç Ev'de çıktığında ben de onlarla çalacak olacağım. Ama şu an belirli bir konser ne zaman var? 17'sinde haftaya cuma karşıda Barok Bar'da sahne alacağız sahte rakıyla. Gelirseniz orada da görüşebiliriz. Aklınızda olsun.
Yusuf demiş ki Gökhan hocam Tommy Emmanuel'i dinlediniz mi? Of, baş parmak nasıl kullanıyor? Çoğunlukla Travis Speaking tekniği kullanıyor parçaların çoğunda. Ya Tommy Emmanuel bence gezegendeki en iyi gitaristlerden. Yani akustik çalması ayrı, elektro ile çaldığı acayip şeyler de var. Kendisi muhteşem bir gitarist. Gerçekten kendisini hayranlıkla takip ediyorum. Hatta onun bir Beatles cover'ı vardı. Hangi parçasını çalmıştı Beatles'ın? Adı aklıma gelmedi şimdi ya. Ama hem vokal melodisini hem de arpejleri arkadan acayip güzel vererek çalıyor. Yani bu çok acayip kafa açıcı bir stil, bakış açısı. Fatih demiş ki abi başlangıç elektro için ne elektro gitar için ne önerirsin? Humbucker single magnetic demiş. Valla Fatih yani çok seçenek var. Bilmiyorum ki senin şeyine göre de değişiyor bu. Bütçene göre de değişiyor. Bu Harley Benton'lar var. Gerçi şu an burada da yok sanıyorum. Onların gitarları olabilir. Humbucker single şeyde yok galiba değil mi çocuklar? Siz bilirsiniz. Söyleyin. Ne bu? Şey. Yaşlanıyorum yemin ederim. Gitarın adını unuttum. SX. SX'ler Humbucker single yapmıyor galiba. Valla bilmiyorum. Yani bulduğum bir şey olursa bana da at Instagram'dan bakarız. Fatih Kiraz, Batu Mutlu Gün tarzını seviyor musunuz? Sizin inceleyebileceğiniz tarzda soloları var. Kendi solo albümünde de gitar çalımı olarak hoşunuza gidebileceğini düşünüyorum. Dinlediniz mi? Valla dinlemedim ya Fatih ama beğendiğini düşündüğüm bir şey varsa lütfen paylaş bana. Instagram'dan yaz. Yani bütün albümüne bakmadım. Ya tabii ki Batu Mutlu Gün bir kere old school kafada olan gitaristlerden. Ki müziklerinde de bunu elinden geldiğince kullanmaya çalışıyor yani. Tabii biraz daha sınırlı bir şekilde kullanmak durumundalar. Çünkü bulundukları konum çok bence büyük bir konum. Yani Türkiye'de gelebileceğin müzisyen olarak en üst noktalardan biri yani. Öyle bir çok satan işte her konseri sold out olan bir grubu var etmek işte hem kaşeleri en yüksek gruplardan hem çok fazla dinleyicisi var. Ve hani adam çatır çatır da sonuçta bir rock'n'roll adamı bunu biliyorum yani. Aslında diğer taraftan hepsi öyle. Ama işte belirli kriterler var. Onları uymanız gerekebiliyor. Ve uymak gerektiği için de ona göre yeni tarzlar yaratıyorlar. Yani seçim ve şey meselesi. Yani ben hiç bir grup adamı o anlamda olmadım. Öyle bir şansım olmadı. Yani bir grup kurup da beste yapıp işte beste grubu olma şansı o ayrı bir kafa, ayrı bir şey. Ve bu ülkede de bunu iyi yapıp hani meşhur olup bundan para kazanmak işte rockstarlığa çıkmak gerçekten kolay değil. Hani bunu yapan gruplar da aslında bunu geçen sefer de söylemiştim hep. Belirli parasal olarak rahatlıkta olmak zorunda olan gruplar. Çünkü ne yapacaksın yani şimdi? Bir grubun olduğunda iyi çalmak için hayvan gibi çalışman lazım. Prova yapman lazım. Günlerce, saatlerce para kazanman gerekirken bunu yapamazsın. Bir işte nasıl sabah 9 akşam 6 çalışarak bir de muhteşem çalan bir gruba sahip olabilirsin. Bu adamlar bunu yapabiliyorlar ve onu da takdir ediyorum diğer taraftan. Kerem abim benim nasılsın demiş. Kalp sağ ol Keremciğim. İyiyim. Sen de iyisin durmuyorum. Çok sağ ol. Görkem demiş ki abi çok iyisin ya. Her şey için teşekkürler. Öyle söyle. Eyvallah Görkemciğim. Teşekkür ederim. O sizin iyiliğiniz. Çok sağ olun. Memincan hocam bir Discord grubu açsak oradan herkes birbirine yardımcı olabilir. Ya ben hiç anlamıyorum ya. Bana söylüyorlar hep Discord. Biliyorsunuz biz yaşlılar çok fazla anlamıyoruz o tarz şeylerden. Açalım tabii. Nasıl açabiliriz bilmiyorum ama bunu düşüneceğim. Daha önce de söylemiştim. Düşüneceğim diye bir bok yapmadım. Bakarız. Hatırlatma lütfen. Grup Vitamin dinler miydin? Evet. Ellere vardı bize yok mu? Dinlerdim tabii ya. Bizim gençliğimiz Grup Vitamin'di. Yusuf demiş ki Beatles Medley var. Birçok parça. Evet. Evet. Doğru. Medley'ini hatırlamadım ama ben neydi ya Beatles'ın tam parçanın adını unuttum. Yemin ederim yaşlanıyorum ya. B vitamini eksikliği var sanıyorum. Hiçbir şey hatırlamıyorum. Yiğit. Yiğitçim. Hocam iyi yayınlar. Konu açılsın diye özelden değil buradan yazıyorum. Sor bakalım. Haftaya ilk sahne var. İlk kez sahneye çıkacak gitariste tavsiye nelerdir? Oo büyük soru. Yiğitçim yani ilk ses sahneye insanların önüne çıkacak bir gitariste ne tavsiye verirsen ver onu yapman biraz zor oluyor. Çünkü heyecan olacak. İşte adrenalin olacak. İnsanlar sana bakarken daha önce çaldığın şeyi kolay kolay çalamayabilirsin. Bu gibi olumsuz şeyler
çok normal olması. Kafanı kaldırmak istemeyeceksin. Benim mesela kaçış yöntemim oydu. Ben kafamı kaldırmazdım. Böyle hep önüme bakardım. Sonra biraz daha sayı arttıkça, sahne sayıları arttıkça yine kafamı kaldırmamaya başladım. Yani o benim signature imza durumum gibiydi yani. Kafamı hiç kaldırmazdım. Hep böyle önüme bakardım. Çaldığımız zaman ilk başladığımızda. Yani kendince bir rahatlama metodu bul. Kimisi alkol alır. Çok fazla alkol alma. Onu da söyleyeyim. Sonra her şey birbirine çorba olabilir. Belki hafif bir şey atmak. Ufak bir içki seni rahatlatabilir. Sakin olmaya çalış. Çok çok tekrar et. Bir kere o kadar iyi biliyor olmalısın ki hani o zaman heyecanlansan bile işi toparlayabilecek bir potansiyelin olacaktır. Ayrıca konuşalım bunu. Bir sıkıntı olursa yaz bana, konuşalım. Kendine iyi bak. Nerede çalacaksın ayrıca merak ettim. Detayları özelden yaz bana. Memincan, abi Bon Jovi Drive Country solosu çok güzel. Bizi çok şey katacağına inanıyorum. Dediğim gibi klasik incelemeler bittiğinde bunun incelemesini yapabiliriz. Niye olmasın, tabii ki yaparız. Bana sonradan yazmaya devam edin bunları. Önce klasikleri bitirelim. Çağın demiş ki çalışmamız gerektiğini düşündüğüm blues gitaristleri ve şarkılar hakkında önerilerini öğrenebilir miyim demiş. Çağın, şöyle ki blues gitaristi olarak size önereceğim en önemli adamlardan bir tanesi Alvin Lee'dir. Çok az insan bilir. Alvin Lee bence gezegendeki en iyi blues gitaristlerinden biriydi. Teknik olarak da en üst düzey adamlardan biriydi. Çok ekmeğini yemiş bir sürü gitarist vardır. Bunlardan biri de Jimmy Page'dir. Ne kadar Jimmy Page'i sevdiğimi bilirsiniz ama hareketlerini Alvin Lee'den çoğunu arakladığını biliyorum. Ama dediğim gibi bu iş zaten araklama işi. Sen David Gilmour'dan araklıyorsun. İşte başka genç bir çocuk 10 yıl sonra senden görüp araklayacak. Yani onları karıştırma metotları önemli olan. O lick'i kullanman değil. Aynı lick'i Clapton da yapıyor, B.B. King de yapıyor, Steve Ray Vaughan da yapıyor. Yani bunları ama diğer şeylerle karıştırarak kendinize mal ediyorsunuz. O yüzden Alvin Lee'ye dikkat et. Bak sana önerim bir. Herkesin bildiği çok klasik ama Mark Knopfler çok şey katar. Mark Knopfler incele. Bence blues'da kullanabilecek çok güzel tuşeyi sana katabilir. Ondan çok şey öğrenmişimdir. Son zamanlarda da klasik neydi abinin adı? Ya yine unuttum ya. Bana Instagram'dan yaz sen. O zaman sana hatırlayıp söylerim. Şu an aklıma gerçekten gelmiyor. Tabii ki Bono Massa yani önemli bir adam. İmza bir solosu olmasa da çok böyle. Ben tekniğini çok seviyorum. Teknik ve sound olarak muhteşem duyuluyor. O yüzden önemli. İncelemek lazım. Hatta onu da daha sonra bir inceleme yaparız yani. Bir güzel bir solosunu incelerim diye umuyorum. Memuncan, bize kemancı mojo zamanlarının hikayelerin yok mu? Ya ben ne yazık ki kemancı ve mojo zamanlarının hemen bitişine yetiştim ya. Ben kemancı zamanına yetişmedim. İşte o hikayeleri bize Mert anlatır. Mert benim biraz daha büyüğüm. Jenerasyon olarak tam kemancının kemancı olduğu zaman, herkesin orada olduğu zaman önceki grupların bütün hallerini biliyor. Aynı şekilde Cenkhan'la beraber, Cenkhan Halkaya, onun abisi, ikisi de davulcuydu. Size şöyle özetleyeyim. O zaman öyle bir zamanmış ki dolarla para aldıkları, barda çalarak dolar kazandıkları bir zaman varmış biliyor musunuz arkadaşlar? Bakın şu an çok çok yerlerde bu alınan paralar. Hani yeni başlayıp sahneye çıkıp buradan bir şekilde para kazanmak isteyen dostlar, gerçekten bu çok çok zor şu anda. Ama eskiden iyi çaldığınız zaman yükselebilme şansınız vardı ve kemancı zamanında da bunu yapmışlar. Değen paraları kazanmışlar. Mert Teoman'ı reddetmiş. Teoman'dan teklif geldiği zaman zaten hayvan gibi para kazandığı için Teoman'ı reddedip Buda'da çalmaya devam etmiş. Ben bundan 15 sene önceden bahsediyorum. Belki 20. Gibi gibi. Aziz abi demiş ki Square'in HSS stratı varmış. Bak demin soruyu soran arkadaş hatırlamıyorum adını ama bunu değerlendir. Square'in humbucker single olabilir. Evet. YouTube'da Cem Kazım adında bir genç bir müzisyen var. Severek dinliyorum kendisini. Denk gelip dinlediyseniz merak ediyorum. Vallahi dinlemedim. Bakacağım. Cem Kazım. Notlarım arasına koyayım. Kapana. Heh.
Hocam Discord grubu için çok sağlam tanıdıklarım var. Bu işi kanalları güvenli ayarlayacak insan. Size Instagram'dan ismimi geçebilirim. Tamam Memincan. Geçersen Instagram'dan konuşuruz. Çünkü ben onu kıçımı kaldırıp kendim yapabileceğimi zannetmiyorum. Birinin desteği lazım olabilir. Teşekkür ediyorum. Salmam. Abi ben gitara yeni başladım. 4-5 parça biliyorum. Hatta sahnede yaşamak isteyen parçasını öğrendim. Klavye üzerinden notu bilmiyorum. Etmi çalışmam gerek. Geliştirmem için ne yapmam gerek? Geliştirmen için kanalıma bakman gerekiyor. Salman. Ne yapacaksın? Nasıl solo çalınır? 1-2-3 videolarını incele. Bak bu sana çok şey katacak. 2. Blues derslerini incele. 3. Laminör gamı ve akorları. Bu derslere baktığın zaman zaten çok fazla şey öğreneceksin inan bana. Yusuf demiş ki hocam YouTube video çekme işine yakın çevreniz nasıl tepki verdi? Valla aslında şöyle oldu. Yani YouTube video çekme gibi benim bir olayım yoktu hiç. Hani YouTube'a gireyim işte video çekeyim. Biraz olay gitar edevatla büyüdü yani. Sağ olsun bizim Onur'la Emir bana çok destek oldular. Onların programına ben çıktıktan sonra, onların kanalında konuk olduktan sonra Instagram ve YouTube kanalım hareketlendi. Onlardan bana çok insan geldi. Birlikte yaptığımız programlarla da bu olay böyle devam etti. Benim öyle aklımda öyle bir şey hiç yoktu. Sonra dedim ki o madem böyle 500 kişi falan oldu. Hani ben de madem öyle çekeyim koyayım. Telefonla falan çekerek, o zaman böyle mikrofon falan yok. Yok. Sonra baktım iş artıyor yani, ciddiye gidiyor. İnsanlar çok beğendiler. İşte çok güzel şeyler söylediler. Ben de biraz gaza geldim. Bir tane taksitte bir tane kamera aldım. Osmo marka. O kamerayı kullanarak iki kamera çekmeye başladım. Ondan sonra da birazcık daha işte edit öğrenmeye başladım. İşte geçişler, meçişler falan filan derken. Ondan sonra sevgili Emre ile tanıştım. Emre Söyler. Onunla da çok iyi dost arkadaş olduk. Emre benim bütün grafik işlerimi yapmaya başladı. Bütün dizayn olaylarını halletti. Kapaklar yaptı. Kanalın böyle bir şeyi değişti yani. Ondan sonra da olay biraz daha yukarıya doğru gitmeye başladı. Yani YouTuber olmak gibi niyetim yoktu. Hala da yok aslında. Bunu ben sadece insanlara yardım etmek için yapıyorum. Bana bunun hiçbir ne parasal katkısı oldu. Hani ne sadece işte böyle müzik seven dostları daha çok tanımama, daha çok tanışmamıza, konuşmamıza sağladı. O anlamda çok işime yaradı yani gerçekten. Ama dediğim gibi böyle işte bunu meslek haline getireyim de işte yani zaten öyle bir hırsım olsaydı yani herhalde blues kanalı yapmayı seçmezdim Türkiye'de. Biraz şeye benziyor yani işte hani ne derler, doğru hedef kitle değil yani para kazanmak istiyorsan. Ama dediğim gibi paradan önemli şeyler var benim için. Paylaşımı yapmak, beraber zaman geçirmek, konuşmak, bunlar çok önemli çünkü bunu gerçekten çok az yapabiliyoruz yani. Çok küçük bir azınlığız. Ali Deniz Kardelen. Evet, kendisini biliyorum. Tony Emanuel kafasında gerçekten akustik gitarla acayip güzel şeyler yapıyor. Aynen. Bir istemiş ki Yavuz Çetin'den parçaları inceleyelim mi? Gökhan abi demiş. Efe ben teşekkür ederim. Efe vallahi inceleyeceğim ama dediğim gibi yani en son Yavuz Çetin size yardımcı olsun diye sırtım gitti yani. Benim sakatladım. O yüzden birazcık daha sonra yaptım. O tab yazma işte o edit çok uzun sürdü. Beni öldürdü yani. O yüzden masamı upgrade ettikten sonra öyle editli bir işe gireceğim. Masamı upgrade derken işte ya bu eğilim olayı böyle, çünkü klavyeye doğru eğilmem gerekiyor. Eğilir beni çok sıkıntıya soktu. Hala toplamadı daha tam. Hatta şimdi bir laftan benim ağrım şöyle öne düzeleyim bakayım. 26 Aralık'ta geliyorum abi, söz demişsin. 26 Aralık'ta nereye geliyorsun? Dur kafam karıştı. Benim 17 Aralık'ta dediğim konser, 26 Aralık'ta ne var? Ocak'ta da Bursa'ya gideceğiz. Instagram'a paylaşacağım şey belli olsun. Ocağın sonunda sanıyorum. Söyle Sahte Rakı'yla Bursa'da bir konser olacak. Benim Can abi, senin Onur abiyle bir Comfort'ın namı solosu attığın video var ya, o hangi kanalda, kaç gündür? O Onur'ların kanalında. Gitar Edevat'ta David Gilmour programında bulabilirsin. Oradan. Geyikli Gece. Hocam selam abi. Beatles ile ilgili bir içerik gelir. Beatles sizin için ne ifade ediyor? Saygılar demiş Geyikli Gece. Beatles benim için aslında çok bir şey ifade eskiden etmiyordu ama Beatles'ı biraz olgunlaştıkça, dinledikçe ve sevgili benim bir öğrencim var Bedo. Onun sayesinde çok
dinledim. Çünkü genelde rock ve daha sert işte blues seven insanlar Beatles'a birazcık daha farklı bakıyorlar. Yani daha pop veya daha işte şey olarak bakıyorlar ama Beatles muhteşem bir okul arkadaşlar. Yani bir besteci olarak Beatles'ı incelerseniz, analiz ederseniz kullandıkları akorlar, armoniler yani ders niteliğinde hepsi. Dünyadaki en çok coverlanan, işleri yapan adamlardan bahsediyoruz. Muhteşem bir şey yani. Hani George Harrison ayrı severim, Paul McCartney'i taparım, John Lennon zaten öyle, Ringo'yu da severim tabii ki yani. Ama bence Beatles'ı incelemek bir müzisyene çok çok büyük şey katacak. Zaten biliyorsunuzdur yani çoğu büyük müzisyen Beatles hayranıdır. Ve bu boşuna gerçekten değil. Beatles dinleyin, inceleyin. At gözlüğüyle bakmayın. Benim daha önce küçükken yaptığım gibi. Instagram veya YouTube hatırlayamadım. Instagram, YouTube'da da var. Instagram'ı ben paylaşmıştım galiba. Steve Nickley demiş ki bir hikaye anlatayım. Az önce metal rock kültürü hiç yok. İki kişi vokal ve gitarist grup kurduk. Bir gece barda sahnede Iron Maiden çaldık. Sadece iki şarkıda bizi satanist... ya işte birazcık bu altyapısal sorunlar ne yazık ki oluyor. Müslüman mahallesinde salyangoz satmak diye mi? Doğru mu söylüyorum? Emin de değilim ama boş ver. Böyle şeyler hep olacak. Bunlara bakmamak lazım. Bunlara bakmayıp bildiğini, sevdiğine ve inandığına seni iyi hissettiren şeylere devam etmekte fayda var. İranlı arkadaşlarım var Instagram'dan tanıştığım. Hayvan gibi güzel şeyler yapan, çalan. Yani eminim ki İran'da da bilinmesini istemiyorlardır yaptıkları şeyler. Orada da satanist ilan edilip daha kötü cezalandırılabilirler yani. O yüzden sana helal olsun diyorum. Devam et. Bırakma. The Beatles Get Back. Get Back izlemedim. Get Back belgesel miydi? Film olanını izledim. Beatles'ın bir tane filmi vardı ama adını hatırlamıyorum. Onu izlemiştim. Çok da komik ve eğlenceliydi. Siyah beyaz olan. Yiğit demiş ki hocam Rory Gallagher hakkında ne düşünüyorsunuz? Tüm diskografisini baştan dinlemeye başladım. Çok sonra. Rory Gallagher çok sevdiğim bir gitaristtir. Yani feel olarak, hissiyat olarak çok 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 beğendiğim bir gitaristtir. Sesinin, şarkı söylemesini, blues'a bakış açısını çok severim. Sound'unu çok severim. Ama oturup solosunu inceleyeceğimi çok fazla sanmıyorum. Teknik olarak beni çok etkilemese de hissel olarak çok etkiler. Listemde de bir sürü parçası var. Severim, dinlerim. Yiğit'ciğim sen de dinle. İyi bir hareket. Hocam Taylor hakkında hiçbir fikri olmayan biri için nereden başlamam, nereden devam etmeli, düzeni nedir hocam bu işin paylaşabilir misiniz demiş Ali. Yorken bucak. Valla teori ben de bilmeyerek başladım. Hala da bildiğimi iddia edemem yani. Sadece bir şeylerin nasıl oturduğunu kendimce çözdüm. O yüzden yani teoriyle alakalı ilk bilmen gereken şey bir aralıkları bilmen lazım. Aralıklarla başlayabilirsin. Ve gitarın üstüne notaların nasıl yerleştiğini ezberlemelisin. Bunun için aslında nasıl solo çalınır 3 videom ve la minör gam ve akorlarıyla alakalı bu konuda çok şey söylemiştim. Lütfen oraya bak. Major pentatonik dersine bak. Orada da aynı şekilde teorik olarak nelerle ilgili olabileceğinden bahsediyorum. Onlara da bakarsın. Sıkışırsan lütfen tekrar yaz. Yani çok geniş bir soru. O yüzden bir öneride tam olarak bulunamayacağım. Aa, en alttan yayınlar Serkan. Türkiye'deki en beğendiğim gitaristlerden. Canım Serkan. Muhteşem insan, muhteşem gitarist. Piyasada tanıyabileceğiniz en iyi adamlardandır kesinlikle ayrıca. Yüz yüze gelemesek de onunla çok muhabbetimiz oluyor. Kendisiyle gülüyoruz, eğleniyoruz. İzmir'den iyi sağlam gitaristler çıkıyor. Serkan da onlardan biri. Kendisini takip edin. Instagram'dan bakın. Serkan Gürüzümcü. Çok 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 iyi gitarist ve iyi bir adam. Onu seviyorum. Hoş geldin. Teşekkür ederim Serkan'cığım. Nerede kalmıştık? Abi günlük hayatında başka işle uğraşıyor musun? Hayır, başka işle uğraşmıyorum. Sadece ders veriyorum ve çalıyorum işte. Ama çalmayı artık ikinci plana, üçüncü plana attım. Çünkü çalmak çok fazla istemiyorum. Sahte rakıyla... Ya 26 Aralık'ta değil galiba. Benim de şimdi şey yaptım. Dur bakayım. Ulan 26 Aralık mı? Benim takvimde 17 diye görünüyor. Bakalım.
Ya benim de aklıma şey düşürdün. Göremiyorum da şimdi nereden olduğunu. Neyse birazdan zaten canlı yayını kapatacağım. Bu konuyu ayrıca yayınlayacağım. Zaten hafta içi paylaşırım. Nereye gitti yayın? Hah burada. Belgesel etmek. Evet. Abi senden Clapton hakkında bir şey duymadım. Ne düşünüyorsun? Clapton'dan çok şey arakladım. Clapton tabii sevdiğimiz bir gitarcı. Sound'unu özellikle Behind the Sun albümünü çok severim. Son yani 20 yıldaki blues'un daha böyle nasıl söyleyeyim rock'tan blues tarafına değil de blues'dan rock tarafına giden kısmını daha çok seviyorum. O yüzden Serkan sen eyvallah canım benim teşekkür ederim. Yusuf hocam Buckethead hakkında ne düşünüyorsun? Çok güzel, çok fazla şey düşünüyorum. Çok iyi gitarcı. Ne diyeyim yani. Çok iyi bir adam. Yani ama kendi kafasında çok karışık olduğunu düşünüyorum ve çok üretken bir gitarist, muhteşem bir gitarist. Ama hiç oturup hani incelemeye şeyim olmadı. Fazla teknik geliyor bana yani. O kadar alternatif picking beni çok yoruyor. Hani gerçekten o pena sesi beni gerçekten yoruyor yani. O yüzden ama duygulu çaldı, acayip sololar da var onu biliyorum. Bir gitaristin, evet bak belki yazdı 17 Aralık Cuma'ymış. Bir gitaristin çok teknik, fazla teknik beceriye sahip olduktan sonra yavaşlaması, yavaş ve duygulu çalması bence çok zor bir şey. Ama Buckethead'de bunu gördüğüm çok şey oldu. Yani acayip manyak derecede makine gibi çalabiliyorken çoğu gitarist ondan kopup daha hisli ve daha yavaş, daha uzun ve sessizliği kullanan, boşlukları kullanan cümleler genelde yapamaz. Bu benim için, kendimde de bu hatayı görüyorum. Bazen hızlı şeyler çalmaya taktığımda onlardan kopamıyorum. Sonra diyorum ki ulan niye bu kadar yine çok laf koymuşum, çok konuşmuşum yani gitar anlamında. Bu bence zor bir şey. Olgunlukla ve müzik kulağıyla alakalı olduğunu düşünüyorum. Yani bunu yapabilmek bence çok çok önemli bir şey. Buckethead bunu gerçekten acayip yapıyor. Yani o tekniğe sahip olmayan bir gitaristmiş gibi de çalabiliyor ki bu dediğim gibi bunu şöyle bir örnekle özetleyebilirim sanırım bu durum. Düşün Ferrari araban var tamam mı? Ama onu böyle 20 ile 25 ile sürüyorsun ve uzun süre öyle gidiyorsun. Yapamazsın değil mi? Çünkü Ferrari'ye sahipsin. Ona motorunu vermen lazım. Gitarda da böyle yani. Egomuz ve işte yapabilitemiz varsa niye bunu göstermeyelim ki diye düşünüyoruz çoğumuz. Ama bence dediğim gibi onu yavaş sürmek de çok önemli. Çoğumuz bunu zor yapıyoruz yani. Ben öyle düşünüyorum. Evet gençler. Bu yayını burada sonlandırıyorum. Katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Hayata dair, müziğe dair böyle konuşmak, sizinle dertleşmek bana da iyi geliyor. Kendinize çok çok iyi bakın. Bunu yine paylaşacağım Instagram kanalımda. Sormak istediğiniz bir şey olursa her zaman bana Instagram'dan yazabilirsiniz biliyorsunuz. Kendinize dikkat edin. Paranızı dikkatle harcayın. Bu zor günlerde umuyorum geçer. Bu kadar zor olduğunu da bu kadar zor gün yaşadığımızı da düşünmüyorum. Daha önce kötü zamanlar yine olmuştu. 2000'leri de yaşadık ama bu kadar sıkıntı çekmedik. Her gün bir şeylere zam gelmesi çok zor, kötü bir şey yani. Umuyorum iyi olursunuz hepiniz. İstediğiniz şeyleri alırsınız. İyi okullar okuyun. Kendinize yatırım yapın. İnsan olarak kendinizi geliştirin. Ve iyi bir işiniz olsun. Her şeyden önce size en büyük önerim bu ki o zaman iyi gitar çalabilirsiniz, iyi gitarlar alabilirsiniz. Hem de mutlu bir hayat sürebilirsiniz. Benden size tek tavsiye budur. Kendinize çok iyi bakın. Sizi çok seviyorum. Görüşürüz.